Bölüm 8. İstefan'ın öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Kudüs'te inanlılar topluluğuna karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç tüm imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefan'ı gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Filipus Samiriye'de. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve onun yaptığı mucizeleri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Bir sürü felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük bir sevinç oldu. Büyücü Simon. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük bir adam olma iddiasındaydı. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler. Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman hem erkekler hem kadınlar vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Kudüs'teki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek "Bana da bu yetkiyi verin ki kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın." dedi. Petrus ona şöyle dedi. "Paran seninle birlikte mahvolsun. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak olmuş biri olduğunu görüyorum." Simon, "Benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin," diye karşılık verdi. Petrus'la Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Kudüs'e döndüler. Filipus ve Etiyopyalı. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. "Kalk güneye doğru, Kudüs'ten Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git." Filipus da kalkıp gitti. Bu sırada Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biri, kraliçenin tüm hazinelerinden sorumlu olan Etiyopyalı bir hadım ülkesine dönmekteydi. Tapınmak için Kudüs'e gitmiş olan hadım, arabasında oturmuş Yeşaya peygamberin kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a, "Git," dedi. "Şu arabaya yetiş." Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Yeşaya peygamberi okumakta olduğunu işitti. "Acaba okuduklarını anlıyor musun?" diye sordu.
Etiyopyalı, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki? Diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi boğazlanmaya götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı? Diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var, dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler. Ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek tüm kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.